Nazlı? Herkes gelmeden başlamayalım istersen. Çok acıktım. Erken yatmayı düşünüyorum da. Nazlıcığım, Rana Hanım'ı duydun. Güneş, iyiyiz değil mi? Yok, sorun yok. Vallahi bak, yani bütün gün kendime o kadar çok kızdım ki. Yani senin bir suçun yok gerçekten. Çok özür dilerim gerçekten. Çok affedersiniz. Bütün günüm telekonferansta geçti. Kameralı aldatma falan mı yapıyor bu? Abla. Derdin ne kızım senin? Neyin peşindesin sen? İzmir'e dönüş biletimiz. Yemeğe başlamadan bir iki bir şey söylemek istiyorum izninizle. Bu bizim hep birlikte ilk akşam yemeğimiz. Geçmişim ve geleceğim ilk defa akşam yemeğinde aynı sofradalar ve ben bundan dolayı da çok mutluyum. Herkesin bana nasıl baktığını görünce de bir an sözü uzatmamam gerektiğini anladım. Herkese afiyet olsun. Nasıl geçti günün? İyi. İnci, bugün Sevilay'la karşılaşmışsınız. Yani? Ya sen bir sussana. Kim ki o? Ali'nin annesi. Sana bir şey söyledim mi Sevilay? Yok. Öyle. Yani ayaküstü, ayaküstü. Ben Güneş'e sordum. Hani öyle ayaküstü karşılaştık, tanıştık. Ne dedi? Bir şey demedi. O kadar yani. Evet. Hazır annemden bahsetmişken ben müsaadenizi isteyeyim. Hem daha rahat konuşursunuz. Nereye oğlum? Annemle kalacağım. İyi geceler. Sen gitmiyor muydun? Giderim. Acelem yok. Umarım bizden nefret etmiyorlardır. Herkesin düzeni bozuldu. Bir insan senden nasıl nefret edebilir ki? Eski kocam ediyordu. İlk defa bana geçmişinden bahsediyorsun. Anlatmak istiyorum çünkü sana. 18 yaşında evlendim ben. Evlendiğimde ikizlere hamileydim. Peri 2 yaşındayken de terk etti gitti zaten. Gitmeden önce de her türlü rezaleti yaşadık. Üzüldüm. Gittiği günü hatırlıyorum. Kapıdan çıkarkenki son bakışını hatırlıyorum. Sanki hayatını biz çalmışız gibi baktı. Öylece çekti gitti. Sonra da bir daha dönmedi zaten. Görüşmediniz mi bir daha sonra? Hayır. Bir daha hiç haber almadım. Yani kızlar için kötü olmuş tabii. Çok kötü bir adamdı Haluk. Bence böyle olması kızlar için daha iyi oldu. Bugün neyi fark ettim biliyor musun? Birbirimiz hakkında çok az şey biliyoruz. Tamam. Sor. Ne öğrenmek istiyorsun sor. Mesela Sevilay'la nasıl ayrıldınız?
kötü. O kadar mı? Yani kötü o kadar. Ya zaten iyi geçinemiyorduk. Ali yüzünden bir aradaydık. Ya bizim hikayemizin öyle ilgi çekici bir tarafı yok. Öyle normal boşandık, bitti gitti. Anladım. Sevilay senin kafanı bulandırmış. Kesin. Ya aslında onunla bir ilgisi yok. Ya ben seni bazen göremiyorum Haluk. Sanki bir zırhla kaplısın, fazla mükemmelsin. Ama biliyorum içinde daha fazlası var. Var. İçimde bir canavar var. Ve 3 gün sonraki nikahı bekliyor. Ondan sonra çıkacak ortaya ve seni yiyecek. Sağ ol dinlediğin için. Nasıl yani? İşin bitti gidiyorsun yani. Hı. İşim var gidiyorum demedin mi? Tamam. Peki. O zaman sabaha çok geç uyanma da beni bekletme.